Kaç yıldır? 74 yıldır dedem, babam ve ben bu görmüş olduğunuz caminin komşusuyuz. Allah'a çok şükür. Tabii ki çok duygu doluyuz bu konuda. Allah'ın izniyle daha da çığ gibi büyüyerek ülkemizin ihtiyacı olan bir birlik ve beraberliğimizi Allah'ın elinde hocamızın da bize yıllar önce çocukluğumuzda vaaz etmiş olduğu gibi Allah'ın izniyle devam ettireceğiz. Allah ondan razı olsun. Bu konuda tabii herkesin alacağı çok büyük mesajlar var. Ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu en güzel zamanda sığınabileceğimiz ve birlikte olabileceğimiz en güzel yer Allah'ın evi. Allah'a çok şükür biz de işte burada esnaf olarak bütün cemaat kardeşlerimize sabah ikramı yapıyoruz. Ben Zeki Aksoy, konak ilçe müftüsüyüm. Yaklaşık 7 ay oldu konakta göreve başlayalı. İzmir'in, Hisar'ın, konağın hakikaten daha önce yaşanmış güzellikleri vardı. Bu güzellikleri yeniden canlandırabilmek, İzmir'in dini hayatına yeni bir şeyler, yeni heyecanlar katabilmek adına hakikaten müftülük olarak güzel şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Arkadaşlarımız da, personelimiz de el birliği içerisinde en güzel projelere imza atmak istiyoruz. İşte o projelerden, düşüncelerden bir tanesi de şu anda
dördün üstünde yaşadığımız cuma sabahları, hisarda buluşma toplantıları. Hakikaten sabahleyin bayram sabahı gibi hissettim. İzledim birazcık gelenleri, sağdan soldan arabasıyla gelen, yürüyerek gelen, komşusunu kaldırıp uyandırıp buraya getiren 7'den 70'e her yaştan insanlar vardı. Erkeğiyle bayanıyla herkes buradaydı. Yaklaşık ben net olarak sayamadım ancak herhalde 600'ün üzerinde insan, tahmini 600'ün üzerinde insan, belki de 700 civarında insan bu sabah namazında burada Kur'an-ı Kerim dinlediler. Ki okuyan arkadaşımız Allah razı olsun, ünlerin özelliklerini anlattılar. Hatta içimden şöyle dua ettim, dedim ki Rabbim bize burada sabah namazını kılabilmeyi nasip etti. Öyle bir cemaat nasip etsin ki imamın, hocanın okuduğu ayetleri de anlayabilen bir cemaat nasip eylesin inşallah diye yürekten dua ettim. Rabbim inşallah bu dualarımızı bu güzel günün hürmetine kabul eder. Ardından namaz kılındı, fikirler yapıldı, dualar yapıldı, sohbet yapıldı. Ve şimdi güzel ikram, herkesin yüzü gülüyor. Herkes mutlu, herkes huzur içerisinde. İşte Hisar, işte cuma sabahı, işte cemaatimiz burada. Rabbim daim eylesin inşallah. Konakta bazı şeyler, kirlenmiş şeyler tekrar hayat bulmaya başladı. Bunlardan birisi de 20-25 yıldır Hisar Camii'nde yapılmayan, daha önceleri yapılan, büyük coşkularda yapılan, yapılmayan Hisar Camii'nde sabah namazları, cuma sabahı, pazar sabahı, sabah namazları. Biz bunu cuma olarak başlattık. İlk duyurduğumuzda 30 kişiyle sabah namazını kıldık. İkinci cuma 200, üçüncü cuma 300-400. Sayın hocamızın söylediği gibi bu rakamlar bugünkü rakamları buldu. Evet, pazar günleri burada Hoca Efendi'nin öğlene doğru sohbetlere başlardı. Ama pazar gecesinden itibaren, imsak saatinden itibaren burası dolar taşardı. Ve Aydın'dan, Denizli'den, Ödemiş'ten, hatta İstanbullardan, Bursalardan insanlar gelirdi. Bu camimiz bize yetmezdi. Caminin havlusu doluyordu. Şadırvan Camii'ye ve Kestane Parzer Camii'ye da o cihazlar konularak cemaat oradan Hoca Efendimiz'i dinlerdik. Büyük haz alırdık, büyük keyif alırdık. Haftaları iple çekerdik burada olabilmek için. Şimdi o günleri yad ediyoruz, anıyoruz. Umarım inşallah o günleri tekrar yakalarız. Dualarımız bütün ümmeti Muhammed Müslümanla beraber olsun.